Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi eşkenar dörtgen ve deltoidin tarama testini gömeceğiz bu videomuzla birlikte. Odaklanmamızı bir ayarlayalım. Parlaklığımızı da bir güzelce açalım. Ve vira bismillah deyip başlıyorum ilk sorumuzla. Diyor ki A, B, C, D bir eşkenar dörtgen. O halde benim biliyorum ki şu dörtgenarımın uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda bu AC dediğim köşegen kesinlikle bir açıortay. Şöyle bildiklerimi gösteriyorum. Ve yine eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşitti. O halde şu Bursa'ya da bir alfa derece olduğunu söyleyelim. Şimdi soruyu okuyalım. ADC. ADC yani bizim alfa dediğimiz yer ACE'ye eşitmiş. ACE. Demek ki şuranın tamamı, şu C açısının tamamı da alfaymış. Bunu da böyle bir yazalım. Sonra BCE, BCE'ye, CEA'nın iki katı diyeyim diyor. CEA'nın iki katı. Yani şuraya X yazdığımızda CEA'ya, CEA'ya X yazdığımda BCE, BCE. Şurası da 2X olacakmış diyor. Şimdi 2x ile x'in toplamı iki iç açıdır. Bir dış açıya eşit kuralından alfaya eşit. Yani şurası 3x. Şimdi şu açının tamamı da alfaydı. Yani 3x olacak. O halde buraya da x kaldı diyelim. Sonra bunlar ikizkenar olmasından sebep x ise şurasının da x olduğunu söyleyelim. Tabii ki burası da x oldu. Tabii ki burası da x oldu. Ne çıktı karşımıza bakın şu üçgende. 3, 5x var. 5x 180 geldi. Demek ki x eşittir 36 çıkacak. Şimdi x 36 ise burası 36. Burada 36. Topladık 72 yaptı. Alfaya da 108 derecemiz kaldı diyebiliriz dostum. İkinci sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgense köşegenler dik kesişiyor. Bunu bir gösterelim. Sonra AC 20 imiş. Buranın tamamı 20 ise 10. 10 diye dağılıyor bunlar. BD 15'miş. Burası 15 ise 7,5 7,5 diye de bunları dağıtacağız. Çok önemli değil ama yine de yazalım. Buna göre X kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlarım. X de neresi? Bizim yüksekliğimiz. Eşkenar dörtgenimizin yüksekliğini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi neler yapacağız? Bir kere yükseklik dediğimiz şeyi bulmanın en kolay yolu alandandır dostlarım. Alandan bulmaya çalışalım biz bu yüksekliği. Öncelikle eşkenar dörtgenin alanını bir yazalım. Bakın köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Yani 20 çarpı 15 bölü 2 benim eşkenar dörtgenimin alanı. Hatta 2 ile 20'yi sadeleştirelim 10. 15 ile de 10'u çarpalım. 150 çıktı bizim alanımız. Şimdi ben bu alanı x çarpı şuradaki kenara da a diyelim. A çarpı x diyerek de bulacağım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Şuradaki dik üçgenden öncelikle a'yı bir bulalım. Bakın bu 15'in yarısı. Bu 20'nin yarısı. 15, 20, 25 üçgenimiz vardı bizim hatırlarsanız. 15, 20, 25 üçgeni. Demek ki 15'in yarısı, 20'nin yarısı, 25'in yarısı olacak burası. 25 bölü 2. O halde x çarpı 25 bölü 2 yani taban çarpı yükseklik benim eşkenar dörtgenimin alanı olacak ve bu da 150'ye eşit olacak. Şimdi 25 ile 150'yi sadeleştirelim 6. 2 ile de 6'yı çarpalım. 12 geldi sorumuzun cevabı. Evet. Üçüncü soru. ABCD bir eşkenar dörtgenmiş dostlarım. Ve bakın eşkenar dörtgenin yüksekliği 12. Şurada bir 5, 12, 13 üçgenimiz var. Demek ki eşkenar dörtgenin bir kenarı 13 birim. Şu bizim bir köşegenimiz açıortaydı köşegen. O zaman buraya da şöyle bir noktalı açı yapalım. Şu da diğer köşegenimizmiş. Bakın açıortay olarak çıkmış. Tam şu köşeye gidecek o zaman burada doğrusal olacak şekilde. Köşegenler dik kesişiyordu. Buraya 90'ımızı çakalım. Şimdilik bildiğimiz her şeyi gösterdik arkadaşlar. Şimdi başka neler yapabiliriz diye bir bakalım. Bulabileceğim yerlerden bir tanesi de şu 12, 18,
şu dik üçgen arkadaşlarım, şunu görebildiyseniz bu dik üçgenden AC'yi bulurum. Pisagor bağıntısı yapıp AC'yi bulduktan sonra tabii ki KC yarısıdır AC'nin. Çünkü şunlar birbirine eşit diyebilirim. Hatta şunları KK diyelim biz. Buradan K'yı da bulurum. K'yı bulduktan sonra bir Pisagor da şuradan çakıp X'i bulurum arkadaşlar. Tabii bunu yapmaktan ziyade şöyle bir benzerlik gördüm bir de. Bakın şu açıya A diyelim, 90, şuraya da B diyelim. Şimdi bu açıya A dediysem tabii ki bu da A. Şurası 90, o zaman buranın tamamı da B olacak diyebilirim. Ve buradan benzerlik yaparsam sanki biraz daha kolay bir şey yapmış gibi geliyor bana. Küçük üçgende A'nın karşısı X, büyükte A'nın karşısı 12 eşittir. Küçükte B'nin karşısı K, büyükte B'nin karşısı 18, bunu da gördük. Yine eşittir. Küçükte 90'ın karşısı 13, büyükte 90'ın karşısı da 2K'dır dedim dostlarım. Ve bakın hemen buradan bir şu son ikisinden içler dışlar yapalım. 2 tane K kare eşittir 18 çarpı 13 oldu. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 9. K kare 9 çarpı 13. Hatta K ne çıktı buradan? 3 kök 13 geldi. Şimdi şuradaki K gördüğümüz yere de 3 kök 13 yazarsak. Şimdi ilk ikisinden içler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 çarpı 3 kök 13. Şuraya yazalım onu da. 12 ile 3 kök 13'ün çarpımı 36 kök 13 yapar. Eşittir 18 x'e. 18'e böl, 18'e böl 2 kaldı burada. Bakın x eşittir 2 kök 13 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaradayız dostlarım. A, B, C, D kareymiş. Madem ki kare, şu 90'larını bir yazalım. Şurası da 12 olacak o halde diyelim. Şimdi eşkenar dörtgenmiş FKB dörtgeni. Bir kenarı 15 ise şuraya da 15 yazalım. Hatta bakın ne çıktı şurada? 9, 12, 15 üçgeni çıktı. Burası 15 ise bir kenarımız 15 demektir. Şu FK da 15 olacak. Şuraya 6 yazalım o halde. Karenin bir kenarı 12 idi. O zaman şu DC 12 olmalı. DF'ye 6 kaldı diyelim. Sonra şurada da bakın kelebek üçgenimiz var arkadaşlarım. 6'ya 3 oranı var. Demek ki şuraya ben 2K dersem X'e şurası K olacak. Ve biz 3K karenin bir kenarı olduğu için 12 diyebiliyoruz. K 4 çıkar. 2K'yı soruyor. Denizli geldi dostlar. Evet, 5 numaradayım. A, B, C üçgenimiz var. D, A, E, F. D, A, E, F. Bir eşkenar dörtgenmiş. Madem ki eşkenar dörtgen, benim şu çizdiğim A, F köşegeni kesinlikle açıortay olacak. Ve bakın bu açıortay hem de kenarortay olmuş. O halde dik de olacak burası. Burası da dik olacak. Tabii ki bu eşkenar dörtgense şu dört kenarımız birbirine eşit. Bunu da gösterelim. Şimdi bakın şurada dik açıdan bir doğru indi hipotenüse ve bir parçasına eşit. O zaman diğer parçasına da eşit. Yani muhteşem üçlü yaptım. Aynı şeyi bu tarafta da yaptık muhteşem üçlümüzü. Şimdi ne istiyor bizden? AC bölü AB. Zaten ikiz kenar olduğunu görmüştük arkadaşlarım. Baştan gördük bunu. Biz de şu muhteşem üçlüleri yapmadan önce de çözebilirmişiz soruyu, ama olsun, muhteşem üçlüyü de yapmış olduk. AC ile AB ikiz kenar olduğu için birbirine eşit, oranları da 1 çıktı. Evet, 6. sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen ve 60'ı gördük. Tamam. 1 ve 8'i gördük bir de dostlarım. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 1. O zaman şuradan bir paralel çizelim biz. Şöyle X'e paralel olsun. Bu da X. Şurası 1 ise bu da 1. Şuraya 6 kaldı. Burası da 8. Şurada da kosinüs teoremi yapabilirim istersem dostum. Ya da 60'ı gördüğüm için karşısına bir diklik indireyim. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4. Buraya 2 kaldı. 60'ın karşısı 4 kök 3 diyelim. Ve şurada da Pisagor yapalım şimdi. X kare eşittir. Bir 4 kök 3'ün karesi 48 artı bir de 2'nin karesi 4. Yani 52, x kare 52 ise x de 2 kök 13 yaptı diyebiliriz. 7. sorumuz. ABCD yine bir eşkenar dörtgen demiş dostlarım. Eşkenar dörtgende biliyoruz ki köşe yükseklikler birbirine eşit. Şimdi önce şu 60 ise karşısındaki açı da 60'tır.
60, 90, şuradaki minik açı 30 derecedir ve şurası da 90 değil mi? Şuradaki yükseklik olduğu için. Şimdi 90'ın karşısına biz şu x'e 2k dersek 30'un karşısı k olacak. Ve bakın benim şu soldan sağa doğru gelen yüksekliğim 11 artı k oldu. Yukarıdan aşağı inen yüksekliğim 7 artı 2k oldu. Demek ki 4 eşittir k. Bana 2k'yı soruyor. 8'i paketledim dostlar. Evet, 8. sorumuz. Yine bir eşkenar dörtgen görüyorum ve bir kenar uzunluğunu 13 vermiş. O halde bu da 13. Şurası 9. Burası da 13. Şimdi biz bir de şuradan da bir yükseklik çizelim. Ve 4 ise karşısına da 4 yazalım. Şuraya da 5 kaldı. Bakın 5, 12, 13 üçgeni çıktı karşımıza. Demek ki yüksekliğimiz 12, tabanımız 13. O halde 12 çarpı 13'tür. Taban çarpı yükseklikten alanı bulduk. 12 ile 12'nin çarpımı 144. Bir 12 daha eklersek 156 mı yapıyor dostlarım? Evet, Bursa'ymış sorumuzun cevabı. Geçeriz 9 numaralı soruyu gömmeye. Evet, ABCD eşkenar dörtgen. Tamam. Eşkenar dörtgense köşegenler dik kesişiyordu. O halde şurası 60 derece olacak. Köşegenler açıortaydı. Şuralarda 30-30 diyelim. Şurası da 30. Şuraya da 60-60'ımızı yazalım. Şimdi BD 12'ymiş. BD bizim şu köşegenimiz 12 ise köşegen 2'ye bölünecek. 6-6. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6√3. Tabii bu da 6√3. Alanını soruyormuş eşkenar dörtgenin. Alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı olarak da bulabiliyorduk alanımızı. Bir köşegenimiz 12, diğer köşegenimiz 12√3/2. 72√3 yapıyor. O da Bursa'da var cevap. 10. sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen 9'u 15'i gördük ve yine alanımızı bize soruyor dostlarım. Hemen bir başlayalım. Şimdi diğer köşegeni de çizsek. Şu DB'yi. Köşegenler dik kesişiyordu. Ve köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani şu köşegen toplamda 15 ile 9'un toplamı 24. O halde 12-12 bölünecek. Yani şuraya 12 yazalım. Buraya da 3 kaldı diyelim. Ve bakın diklikten diklik indiği için H kare 3 çarpı 12 yani 36 derim. H'ı buradan 6 bulurum Öklit bağıntısında. O halde burası da 6 olacak. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor demiştik. Ve bakın bir köşegen 24, diğer köşegen 12 çıktı. O zaman köşegenlerin çarpımının yarısı derim. Ve 12 çarpı 12'den 144'ü işaretlerim. Evet. 11 numara. ABCD eşkenar dörtgen. Tamam. BEC'nin alanını 21 vermiş. Şurası 21. F, A, B'yi de 25 vermiş. Burası da 25. Tam. Olduğuna göre tüm şeklin alanı nedir diye soruyor. Şimdi şu papyon kuralı demiştik arkadaşlarım. Yamuktaki şu yan alanlar eşitti şu ikisi. X, X yazdım bunlara. Sonra bakın şurası 25 artı X. Şu köşegenin alt tarafı 25 artı X. E üst tarafı da 25 artı x olacak. 21 burada, x burada, şuraya da 4 kalacak o halde. 4'ü de yazdık. Sonra şuradaki kelebek üçgenleri görelim bakın. Şurada 4'e 25'miş. Alanlarının oranı 4'e 25. Benzerlik oranı neydi? Alanların oranının karekökü olacak değil mi dostlarım? Karekökü. 4 bölü 25'in karekökü ne yapar diye soralım. Kare kökünü alırsak 2 bölü 5 yaptı. Demek ki bunların benzerlik oranı 2'ye 5. Ve bakın 5 dediğim üçgene 25 düşmüş bu taraftan. 5 katı yani. 2'ye ne düşecek o zaman? 5 katı 10. X'ler de 10'muş koçlar. Evet, şimdi tüm şeklin alanını bulabiliriz. 25, 10 daha 35. Hatta bu 35 bir yarısı. Diğer yarısı da 35. Toplam 70 yapar diyebiliriz. Geçelim 12'ye. ABCD deltoid K ve L bulundukları kenarların orta noktaları. AB ile BC eşittir. Tamam. PB'yi 4. PT'yi de 3 vermiş. Şurası da 3'müş. Tamamdır. Şimdi K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıysa
Şöyle gösterelim bunları. Tam buraları ikiye bölecekler diyelim. Tamam. Devam edelim. TC21. Şuraya da 21 yazalım. Yani şurası toplamda 24 yaptı. O halde burası da 24 yapacak diyelim. Ve 24 şurası kesinlikle orta taban olacak. KL AC'nin orta tabanı, yani 48'in orta tabanıdır. Yarısı olacak 24. Hatta şunlar da 12. 12 diye ikiye bölündü o zaman. Sonra bir de şuradan bir şu üçgende bir benzerlik çakalım. Bakın 3'e 12 oranı var. 1'e 4, yani 1 bölü 4 eşittir. Şuradaki 4'ün şu tamamına oranı olacak. 4 bölü, hadi K diyelim ona. K buradan 16 geldi. Demek ki şurası da 12 olacak arkadaşım. 4 ise tamamı 16 olması için bu da 12. Şimdi şu KL orta tabanıydı buranın. Demek ki şu da 12. Neyi soruyor bize? BL. BL'yi bir görelim. BL, BL, BL. B nerede lan? Ha, B burada. L nerede? L de burada. Yani çok uzatmışız biz ama gerek, neyse olsun. Yine de her şeyi bulmuş olduk. Şu dik üçgenden. Bakın 12 burası, 16 burası, 12, 16, 20 üçgeninden Edirne'yi işaretledim dostlarım. Çünkü burası neden? Köşegenler dik kesişiyor. Bu da paralel olduğu için burası da 90, dik üçgen oluyor. Ve 3, 4, 5'in 4 katı oluyor arkadaşlar. Evet, 13 numara. BCDF deltoid. DC paralel bilmem neye. Şimdi deltoid ise bu da buna eşit. Bu köşegen kesinlikle açıortay. Tabii ki burası da açıortay. Şurada bir Z harfimiz var hemen. Şuraya da noktalı açı diyelim ve şununla şu eşit olduğu için ikizkenarı görelim. Yani şurası da 5. O halde buraya 1 kaldı, buraya da 1 kaldı. Alan A, B, C, D. Bizden de şu yamuğun alanını istiyor arkadaşlarım. 1 var, 8 var. Başka da şurada bir şey göremedim. Bu kadar. BF, FC'ye eşit. Tamam, onu da gördük. 1'leri gördük, 8'i gördük. Ve bu da bir ikizkenar neydi? İkizkenar üçgen. Şimdi şöyle yapalım bakın. 5, 5. Şuradan buraya bir diklik indirelim. 4, 4 diye bölsün. Ve şu dik üçgende 5 var, 4 var. Burası 3 olur. 3, 4, 5 dik üçgeninde. Demek ki benim bu üçgenimin alanı, yani şurada taradığım bütün üçgenlerin şu üçgenin alanı yüksekliği 3, tabanı 8. 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 gelir. Şimdi bu 12'yi de şurası A, şurası 4A, şurası da A olur arkadaşlarım. Bunu da bilelim. Deltoid'de köşegen alanı 2'ye bölüyordu. Buradaki A'ya 4A'yı nasıl yazdım? 1'e 4 oranından da A'ya 4A yazdım. Ve ben 5A'yı 12 diyebiliyorum. O halde A eşittir 12 bölü 5. Benden ne istiyor arkadaşım bu adam? 6A'yı istiyor. Çarpalım bunu 6 ile, 72 bölü 5 olur. 2 ile genişletirsem 144 bölü 10, yani 14,4 oldu. 14. sorumuz. ABCD yine bir deltoid. Tamam. AD ile BD eşitse DC ile de BK bir BC birbirine eşittir. TK KC'ye eşitmiş. TK KC'ye eşit. Şimdi köşegenler dik kesişiyorsa bakın muhteşem üçlü çıktı değil mi? Hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da eşit olacak. Alan TEK 12'ymiş. Şuranın alanını 12 vermiş bize. Şimdi şurası da kesinlikle köşegenler birbirini ortalıyordu deltoidle. Daha doğrusu kısa köşegen ikiye bölünüyordu. Bu da ikiye bölünecek diyelim. Şimdi şu bir kenarortay oldu. Bu da bir kenarortay oldu arkadaşlarım. O halde şurası kesinlikle ağırlık merkezi. Hatta tabana 1, açıya 2 kuralı var. K'ya 2K diyelim. Şimdi K üçgenine 12 düştüyse 2K üçgenine 24 düşer. Bakın şu yuvarlak üçgene toplamda 36 düştü şurası. 36. Bize de nereyi soruyor bu arada? D, T, C. D, T, C. Tamam. Burası 36 ise tabii ki şuraya da 36 düşecek. Ve şu üçgenin alanı 72 geldi arkadaşım. Bak şurası. Şimdi tabii ki şu bizim kenar ortayımızdı. Bu üçgenin kenar ortayıydı. Burası 72 ise
Şurası da kesinlikle 72. Yani aradığımız yerde 72 çıktı. Evet, 15 numaradayız. ABCD bir deltoid diyor. Hemen şu köşegenlerin dik kesişmesini bir gösterelim şurada. Çünkü diklik var. Şurada diklikten diklik iniyor. Tabii ki köşegenler dik kesiştiği için burada da bakın diklikten diklik indi. İkizkenar üçgen. Kesinlikle kenar ortay olacak. Muhteşem üçlümüz var. Bu da bunların üçüne eşit olacak. BH AH'ın 9 katıymış. Şuraya K, şuraya 9K diyelim ve diklikten diklik indiği için H kare K çarpı 9K. Yani Öklit yaparsam 9K kare H kareye eşit. O zaman H eşittir 3K çıkacak. Buraya da 3K'mızı yazalım. Şimdi şurada Pisagor bağıntısı yapıp 15'ten K'yı bulabilirim eğer istersem. Neyi soruyormuş bana? Alan ABCD. Deltoidinde alanını soruyor. Biz K'yı bulmak zorunda mıyız? Galiba evet, K'yı mecbur bulacağım arkadaşlarım. K'yı bulmadan çözemem gibi duruyor. Şimdi şurada K'ya 3K. Bakın biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katıydı hipotenüs. Yani 3K'nın kök 10 katı eşittir 15'miş. 3'e bölelim. K kök 10 eşittir 5 olur. K eşittir 5 bölü kök 10 oldu. Hatta kök 10'la çarparsam kök 10 bölü 10 olur burası. 5 ile de sadeleştirelim. Kök 10 bölü 2'ymiş K. Şimdi K'yı bulduk. Kök 10 bölü 2. Şimdi şurada da bakın 1'e 3 oranından yine bir Pisagor yapıp şurayı bulursam K'nın, biri diğerinin 3 katı olduğu için K'nın kök 10 katı olur burası. Hemen K'yı kök 10 bölü 2 bulmuştuk. Bir de bunu kök 10 ile çarparsam 10 bölü 2'den 5 gelir şurası. Burası 5. O zaman bu da 5. O zaman bu da 5. Ve bakın köşegenlerden biri 10 çıktı. Diğeri 20 çıktı. Demek ki 10 çarpı 20 bölü 2'den 200 bölü 2'den 100 geldi benim alanım. Son sorumuzdayız. ABCD dikdörtgen. Şimdi bu kenar 8. O zaman bu kenar da 8. Burası 6. Şimdi burada 6, 8, 10 üçgeni var. Demek ki şurası 10 ise şuraya da 7 kaldı diyelim biz. D, E, F, A. Şuradaki deltoidmiş bu arkadaşlarım. O zaman bu da 6. O zaman bu da 4 diyelim. Deltoidinde bizden alanını istiyor dostlar. Hemen şu köşegenini de çizelim. Bakın burada da Pisagor yaparsam 4, 6. Şuradan 2 kök 13 olduğunu görürüm Pisagor bağıntısıyla bunun. Demek ki bir köşegen 2 kök 13. Diğer köşegen 7. Çarpıp 2'ye bölüyorum. 7 kök 13 geliyor ikiler sadeleşince. Evet arkadaşlar, tarama testini gömdük. Bir sonraki videomuzda da konu testini gömeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.